Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin katkılarıyla Haber Global ekranlarında hazırladığımız bir ajandada daha yine sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz hafta içerisinde NATO Liderler Zirvesi vardı ve Liderler Zirvesi sonrasında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg karada ve havada NATO müdahale unsurlarını konuşlandırıyoruz açıklaması yaptı. Yani bölge hala çok sıcak. Ve Liderler Zirvesi'nin hemen sonrasında Cuma günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna lideri Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptı. Ve o telefon görüşmesinde Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği önem yinelendi. İşte bütün bunlar yaşanırken NATO Liderler Zirvesi'nin hemen sonrasında Cuma günü İstanbul'da da çok önemli bir panel gerçekleşti. Çünkü Haziran ayında NATO yeni stratejik konseptini açıklayacak ve yeni stratejik konseptte masaya yatırılabilecek olası başlıklar ekonomi ve dış politika merkeziyle NATO'nun işbirliğinde düzenlenen o panelde konuşuldu, tartışıldı. Pek çok katılımcı vardı. O panelde konuşmacılar arasında NATO'nun güvenlik sorunlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı vardı. NATO'nun Genel Sekreter Yardımcılarından Tarcan İlden vardı. Yine NATO'nun eski daimi temsilcisi Fatih Ceylan ve pek çok katılımcı vardı belirttiğim gibi. Ve o toplantıda işte o yeni stratejik plana ilişkin başlıklar konuşulurken şunlar masaya yatırıldı. Mesela Çin, mesela siber güvenlik, terörizm, Rusya'nın nükleer silahları kullanma ihtimali ve Almanya. O toplantıdaydım. İşte NATO'nun yeni stratejik konseptinde yer alabilecek olası başlıkların detayları. Ukrayna-Rusya savaşı içinde bulunan, adını tek kutuptan tekrar çift kutuplu dünya düzenine taşıyan sistemi sorgulatmaya devam ediyor. Ezber bozduran savaş, uluslararası sistemin aktörlerinin içinde bulunan sistemin tekrar mercek altına alınmasına neden oldu. Şimdilerde önümüzdeki sürece ilişkin yeni stratejiler, yeni planlar gündemde. Rusya'nın karşısındaki NATO'da yeni stratejik konseptini açıklama hazırlığında. Haziran ayında Madrid zirvesinde açıklanacak olan yeni yol haritasının detayları tartışılırken, İstanbul'da da Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi ile NATO işbirliğinde yeni stratejik konsepte ilişkin bir toplantı düzenlendi. O toplantının detaylarına ve NATO'nun yeni stratejik planına geçmeden önce, NATO'nun kurulduğu tarihten Sovyetler Birliği'nin dağıldığı 1991 yılına kadar süren Soğuk Savaş döneminde NATO'nun temel stratejisi savunma ve caydırıcılık üzerine kuruluydu. Böylece Sovyetler Birliği ve uydu devletlerin tehdidine karşı Atlantik ve Avrupa'nın güvenliğinin sağlanması hedeflendi. Sovyetler Birliği'nden sonra NATO'nun varlığı hep sorgulanmış olsa da NATO varlığını devam ettirme motivasyonundaydı hep. O dönemler önemli güvenlik sorunu olan siyasi istikrarsızlık gündemindeydi. Böylece ekonomik, sosyal ve politik anlamda sorunlara yol açabilecek etnik çatışmalar ve toprak anlaşmazlıklarının çözümlenmesi amaçlandı. Sonrasında ise kitle imha silahları, haydut devletlerin güç kazanması, 21. yüzyılın yeni güvenlik sorunları NATO'nun gündemine girdi ve bu sorunları stratejik konseptine dahil etti. Yani Sovyetlerin yıkılmasından sonra aslında NATO içinde bir çözülme olmadı. Aksine statükoyu korumak daha büyük bir motivasyon haline geldi. NATO'nun önceki konseptlerine gelince, Soğuk Savaş sonrası dönem, 11 Eylül saldırıları sonrası dönem ve Lisbon zirvesiyle başlayan süreç olarak ayırmak mümkün. Soğuk Savaş sonrasındaki konseptte NATO içindeki işbirliklerine odaklanılırken 11 Eylül saldırıları sonrasında NATO'nun güvenlik refleksleri değiştirildi. Bir numaralı gündem maddesi terörizm oldu. Son olarak 2010 Lisbon zirvesinde NATO'nun yeni konsepti ortaya kondu ve küresel sorumluluklar üzerinde daha fazla duruldu. Konsepte Avrupa ve Atlantik bölgesinde barışın sağlandığı ancak dünyanın diğer yerlerinden kaynaklanan sorunların NATO'nun güvenliğine tehdit oluşturduğu belirtildi. Bu kapsamda 21. yüzyılın yeni güvenlik sorunları olan siber güvenlik, küresel terörizm, kitle imha silahlarının yayılması gibi tehditlere değinildi. O dönemde Rusya'nın NATO için bir tehdit olmadığı ve karşılıklı işbirliğinin artırılması gerektiği vurgulansa da NATO-Rusya arasındaki bu olumlu atmosfer Rusya'nın 2014 yılında
Kırım'ı ilhak etmesiyle son buldu. Rusya'nın Kırım ilhakı sonrası 2014 yılındaki Galler Zirvesi, 2016 yılındaki Varşova Zirvesi, 2018 yılındaki Brüksel Zirvesi, 2019 yılındaki Londra Zirvesi ve 2021 yılında düzenlenen Brüksel Zirvesi ile Rusya tekrar tehdit olarak gündeme geldi ve NATO'nun ortak savunma kapasitesinin güçlendirilmesine karar verildi. İşte böyle kritik bir süreçte Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi ile NATO işbirliğinde düzenlendi yeni stratejik konsepte ilişkin toplantı. EDAM Başkanı Tacan İldem, NATO güvenlik sorunlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı David Van Wiel, NATO Kamu Diplomasisi Katılım Bölümü Başkanı Nicola De Santis, NATO Eski Daimi Temsilcisi Fatih Ceylan, NATO ve Avrupa Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcısı Volkan Özkiper, emekli Büyükelçi Alper Coşkun konuşmacılardandı. Bugünkü toplantımızda NATO'nun yeni stratejik konseptini konuşacağız. NATO Genel Sekreteri yeni stratejik konseptinin hazırlanmasını istedi ve bizim raporumuzda 2023 yılı ve sonrasına yönelik bir vizyona katkıda bulunacak. 2010'dan bu yana dramatik değişiklikler oldu ve Rusya'nın Ukrayna'ya istilasıyla da buna tanık olmaya devam ediyoruz. Ve bu durum Avrupa'nın güvenliğini tehdit ediyor. Rusya NATO için bir numaralı tehdit unsuru haline geldi. Çin, NATO için doğrudan bir askeri tehdit değil. Yine de Çin, gelecekte NATO için karşılaşılabilecek zorluklar ve fırsatlar olarak değerlendirilmelidir. Biz 1991 sonrasında NATO olarak pek çok prensipte uzlaşmıştık. Çünkü yaşananlar geride kalmıştı ve Rusya ile işbirliği yapma yoluna gitmiştik. Rusya da tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duyacağını taahhüt etmişti. Uluslararası hukuka uygun davranacağını sözünü vermişti. NATO'nun yeni üyeleri de kendilerini güvende hissedecekti. Bu Rusya'nın vaadiydi. Maalesef tüm bunların yerini agresif bir ortamın aldığını görüyoruz. 2002'de de Putin bizzat kendisi NATO ve Rusya arasındaki anlaşmalara tekrar onay vermişti. Her şeyden önce yeni stratejik çevreyi çok açıkça tanımlamamız gerekiyor. Rusya'ya dair öngörülen politikaları ve meydan okuyuş şekilleri masaya yatırılmalı. Soğuk savaştan bu yana görmediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. Rusya, başvurduğu yöntemlerden ötürü artık bizim için büyük bir rakip. Fakat Çin değil. Rusya'nın Ukrayna işgaline ve Rusya'ya karşı geliştirilecek stratejilere ek olarak toplantıda konuşulan yeni stratejik konsepte masada olması muhtemel diğer başlıklar, Çin'le ilişkiler, geliştirilecek yeni askeri yöntemler, hibrit ve siber saldırılara karşı alınacak önlemler, savunma teknolojileri, NATO müttefikleriyle birlikte savunma, kriz yönetimi, ortak değerler ve normların önemi, üye ülkelerin ortak noktalarda birleşmesi. Burada özellikle Çin başlığı dikkat çekiyor. Çünkü Çin'in ekonomik yükselişi NATO'da ve Avrupa kıtasında yoğun şekilde hissediliyor. NATO'nun 2019 yılındaki Londra Zirvesi bildirgesine Çin başlığı hem işbirliği yapılabilecek hem de mesafeli durulması gereken ülke olarak girdi. Bu NATO için bir ilkti. Çünkü Çin gelişen ekonomisiyle 2049'a kadar dünyanın süper askeri gücü olmayı hedefliyor. 2030 yılında da yapay zeka ile dünya lideri olmak. Şubat 2022 Rusya-Çin ortak bildirgesinde ise NATO'ya ideolojiye dair soğuk savaş yaklaşımlarını durdurmasını ve doğuya doğru genişlemesini durdurması çağrısında bulunmuştu. İçinde bulunan savaşta sizce Rusya bilgi harekatı ya da psikolojik harp yöntemlerini geliştirmiş görünüyor mu? Evetse NATO'nun yeni stratejik konseptinde yeni tedbirlere yer verilmesi planlanıyor mu? Rusya bilginin yayılması ortamında propaganda yapıyor. Burada anlaşılması gereken en önemli noktalardan biri Rusya'nın yanlış bilgi yayıyor olması. Ukrayna'ya dair hemen her gün bunun yapıldığını görüyoruz ve Rusya kanalıyla çıkartılan bu yanlış bilgiler çok hızlı yayılıyor. Diğer taraftan Ukrayna'nın da çevreyi bilgilendirmek ve iletişimde kalmak için çok hızlı haberler yaydığını görüyoruz. Batı Rusya'dan gelen tehditleri sadece Avrupa'nın doğusuna değil aynı zamanda güneyine doğru da algılıyor. Toplantıda konuşulan başlıklara göre NATO'nun 2022 Haziran ayında açıklanacak yeni konsepti Soğuk Savaş dönemindeki savunma ve caydırıcılık odaklı konsepte dönüşecek gibi duruyor.
Rusya'nın NATO müttefiklerine saldırı olasılığı masadayken tabii akla ilk gelen ülkelerden bir tanesi de Ukrayna'nın sınır komşusu olan Polonya. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden da hafta içerisinde Polonya'ya gitti ve vahşeti önlemek için buradayız mesajı verdi. Ukrayna'nın kuzeyi bu kadar masadayken aslına baktığınızda Rusya'nın şu ana kadar kuşatma altına aldığı, saldırdığı özellikle bölgelere baktığımızda Ukrayna'nın güneyi göze çarpıyor. Bir yarım hilal şekli göze çarpıyor. Tabii bu ne demek? Bu Karadeniz demek. Karadeniz demek olduğu için Türkiye'nin etkilenmesi demek. Rusya'nın hedefinde asıl Ukrayna'nın kuzeyi mi var yoksa güneyi mi var? İşte bu soruyu da EDAM'ın savunma direktörü Dr. Can Kasapoğlu'na sordu. Sayın Can Kasapoğlu, teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz için. İlk olarak NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinden başlamak istiyorum. Evet, NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesine baktığımızda, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yaptığı açıklamalara baktığımızda, karada ve havada NATO'nun müdahale unsurlarını konuşlandırıyoruz vurgusu göze çarpıyor. Evet, biz gazeteciler kendi aramızda tartışırken Rusya'nın NATO müttefiki ülkelerine saldırma ihtimali, saldırma olasılığını konuşuyoruz, masaya yatırıyoruz. Ancak gerçekten böyle bir olasılık var mı? Durum gerçekten bu kadar ciddi mi? Şimdi iki temel risk görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetlerinin envanterinde giderek daha tehlikeli silah sistemleri kullanması. Yani binin üzerinde balistik füze ve seyir füzesi taarruzu izledik. En son artık hipersonik füzelere, daha spesifik olmak gerekirse işte MiG-31 avcı önleme uçaklarının attığı Kinjal havadan atılan balistik füzelerine ve termobarik silah sistemlerine iş gitti. İrpin'de beyaz fosfor kullanıldığına ilişkin bir iddia var. Biz de teyit etmeye açık kaynaklı istihbarat imkanlarıyla hala daha çalışıyoruz. Ama hipersonik füzeler ve termobarik silah sistemlerinin kullanılmasını teyit edebildik biz de kendi imkanlarımızla. Dolayısıyla birinci temel tehdit trendi Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindeki konvansiyonel seçenekleri giderek eskale etmesi ve tüketmesi. Bundan sonra gelecek adımlar tehlikeli, bu bir. İkincisi, diplomatik retorik bağlamında uzun süredir Rus dışişlerinin işte Ukrayna'da biyo harp programlarından şüpheleniyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ortaklığında biyo lablerde çevrilmiş durumdayız. Ve bir taraftan da işte Ukrayna devletinin biz radyolojik silah geliştirmesine izin vermeyeceğiz falan gibi bir retorik geliştirmesi. Bu retoriğin neyin zeminini hazırladığına ilişkin açıkçası çok korkutucu soru işaretleri var. Üçüncüsü de Rus özellikle hem füze unsurlarının hem de hava kuvvetlerinin hedef grubunun giderek NATO sınırına yaklaşması. Bir tanesi mesela işte Barış için ortaklık PFP eğitim merkezlerinden biri olan Polonya sınırına 10 kilometre yakınlığında bir üssün vurulmuş olması. Yine Lviv gibi, işte Lutsk gibi, Ivano-Frankivsk gibi Ukrayna derinliğindeki hedef grubunun vurulması Ruslar tarafından. Bunlar açıkçası hem sahada taktik komutanların basit bir hatasıyla, angajman kurallarının yanlış yorumlanmasıyla veya bazı radikal unsurların bilerek tırmandırmasıyla işi her an başka bir çatışmanın fitilini ateşleyebilir. Dolayısıyla risk evet var ve birkaç trendde, birkaç ana trend grubunda bu riskin tırmandığını da izliyoruz. Siz Polonya vurgusu yaptığınız için sorma gereği duyuyorum. Evet, biz Rusya'nın NATO müttefik ülkelerine saldırı olasılığını tartışıyoruz. Ancak haritayı şöyle bir açtığımızda aslında Rusya'nın biz Karadeniz'e kıyısı olan bölgeyi, yani Ukrayna'nın güneyini kuşatma altına aldığını ve orada bir yarım hilal oluştuğunu görüyoruz. Yani biz burada aslında Ukrayna'nın kuzeyi mi yoksa Ukrayna'nın güneyi mi, Karadeniz'e kıyısı olan bölge mi demeliyiz hedef olarak Rusya açısından? Bu savaşın kuzey odaklı okunması jeopolitik olarak son derece hatalı. İki ayrı cepheden, iki ayrı sektörden bahsediyoruz. Ben bu açıdan bunu 1973 Arap-İsrail Savaşı'na da Yom Kippur Savaşı adıyla bilinen çatışmaya da benzetiyorum. Bir tanesi Rusya Federasyonu'nun siyasi odağı Kiev'i koyması nedeniyle kuzey sektörü.
Kuzey sektörü Rusların planladığı gibi gitmiyor. Kuzey sektöründe ne Harkiv ne Kiev önemli yerleşimleri ele geçirebilmiş değiller ve Ukraynalılar burada çok ciddi bir direniş gösteriyorlar. Teknik veçelerin detaylarını sorunuz üzerine açarız. Ama güneyde yine aynı işte 73'te bir tarafta Golan Tepeleri, bir tarafta Sina gibi güneyde ayrı bir savaş yürüyor. Bu savaş kuzeydeki gibi Batı askeri bölgesinin deruhtesinde değil, Rus güney askeri bölgesinin deruhtesinde General Dvornikov'a bağlı kuvvetler ağırlığında yürüyor. Kafkasya garnizonundan getirilen Rus 58. ordusu burada. 7. hava indirme tümeni burada. Yine Rus deniz piyadelerinin çok ciddi bir yığınağı var. Hem organik olarak Kırım garnizonlu unsurlar hem de Kaliningrad'dan ve Baltık'tan kuzey donanmasından getirilen unsurlar. Şimdi güneyde ciddi yerleri ele geçirebildiler. Melitopol, Herson ele geçirildi. Mariupol hala hazırda biz sizinle programı yaparken kuşatma altında ve ikmal hatları da kesilmiş durumda. Dolayısıyla düşmüş ya da düşecek olması şaşırtıcı değil. Tabii burada bir büyük ödül var Ruslar için. O da Odessa. Niye Odessa? Çünkü Odessa demek Ukrayna'nın Karadeniz'e açılan penceresi demek. Odessa demek Ukrayna ticaretinin %70'i demek. Ve Ruslar eğer Odessa'yı düşürebilirse Ukrayna, benim daha önce yine çeşitli programlarda kullandığım ifadeyle, fiili bir Moğolistan'a, fiili bir kara devletine döner. Karadeniz'de bağlantısı kesilir. Kırım'a ve Odessa'ya aynı anda sahip Rusya Federasyonu'nun da Karadeniz jeopolitiği kapasitesi, Karadeniz jeopolitiğindeki milli kapasitesi Kırım ve Odessa'dan önceki Rusya ile kıyaslanamaz boyutta olur. Dolayısıyla iki senaryoyu düşünelim burada. Birincisi Kiev'de başarı elde etmişler, düşürmüşler. Zelenski hükümeti kurtulmayı başarmış, Lviv'e taşınmış. NATO ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler Zelenski'nin Kiev'deki hükümetini tanımaya devam etmiş ve bu Ukrayna Odessa'yı elinde tutmuş hala bir Karadeniz devleti. İkinci senaryoyu düşünelim. Kiev'de Ukraynalılar direnmeyi başarmışlar. Zelenski yönetimi hala orada duruyor ama Ruslar Odessa'yı bir müşterek harekatla bir taraftan amfibi unsurlar, bir taraftan Karadeniz donanmasının bastırması, bir taraftan da kara birliklerinin, 58. Ordu birliklerinin batıya harekatıyla ele geçirmişler ve Ukrayna'nın Karadeniz'e çıkışını tamamen kesmişler. Azak Denizi ve Karadeniz'e çıkışı kesilen Ukrayna bir fiili kara devletine dönmüş. Kiev hala elinde. Bu iki senaryoyu bir karşılaştırmak lazım. Bu iki senaryonun jeopolitik hedefini. Sorduğunuz soru çok isabetli. Güney cephesinin üzerinde durmamız lazım. Savaşın kuzey odaklı okunması açıkçası hatalı görünüyor. Tabii siz Ukrayna'nın güneyine ve Odessa'ya vurgu yapmışken biz Yılan Adası'nın da Rusya'nın hakimiyetine geçmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi Yılan Adası dediniz, hemen bir parantez açalım isterseniz oraya. Yılan Adası iki açıdan önemli. Birincisi Odessa'ya yönelik bir amfibi harekatın kolaylaştırıcısı olabilir lojistik bağlamında. İkincisi harita. Ben bu tip mülazalarda ve bu programları yaparken izleyicilerin mutlaka önlerine bir harita açıp haritayla birlikte takip etmelerini öneririm. Yılan Adası'na yerleştirilecek işte Rus hava savunma sistemleri, Rus füze sistemleri doğrudan Romanya ve ona vatuf yine NATO topraklarını tehdit etmeye çok uygun. Eğer Odessa düşerse, eğer Rusya Federasyonu Odessa, Kırım ve Mariupol üzerinden böyle Azak Denizi'nden Karadeniz sahiline kadar Ukrayna'yı bir kara devletine döndürmeyi başarabilirse, biz Karadeniz'de Ruslarla baş başa kalırız. Çünkü Karadeniz'de, evet, Karadeniz'e kıyısı olan diğer NATO üyesi ülkeler var. Ama Karadeniz'de esasen iki donanma gücü var. Bir tanesi Türk Deniz Kuvvetleri, diğeri de Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri. Karadeniz'de Ruslarla baş başa kalmak özellikle Türkiye için zorlayıcı olacak. Çünkü Rusya Federasyonu'nun bundan sonra eğer Ukrayna'da özellikle güney sektöründe başarılı olabilirse hem eski Sovyet coğrafyasına yönelik hırslarını daha da arttırdığını, pekiştirdiğini hem de askeri enstrümanları kullanmaya daha yatkın olduğunu göreceğiz. Bir de NATO zirvesine atıfta bulunduğunuz girişte biraz daha işlerin soğuk savaş parametrelerine döndüğünü görüyoruz. Türkiye bugüne kadar bir benim kompartmantalizasyon olarak adlandırdığım, işte genel izleyici için açıklamak gerekirse dosya dosya Rusya ile ihtilafları ve işbirliğini ele aldığı ve bunların arasında kalın çizgiler çizdiği, örneğin Karabağ'da farklı taraflardayız. Baas rejimi, Esad rejiminin geleceğine ilişkin çok farklı görüşler içerisindeyiz. Ukrayna'ya SİHA satışımızdan memnun değiller.
Ama bütün bu çerçeve içerisinde S-400'de satmaktan Türkiye'ye geri kalmadılar. Dolayısıyla dosya dosya ele alınan bir güvenlik ve dış politika ajandası vardı. Ukrayna'dan sonra özellikle Ukrayna'nın ardından Rusya-NATO ilişkilerinin soğuk savaş parametrelerine geri dönmesiyle birlikte, çatışma parametrelerine geri dönmesiyle birlikte Türkiye'nin bu her bir dosyayı ayrı ele alan politikayı sürdürmesi açıkçası zor görünüyor. İkincisi çok kritik bir husus daha var. Türkiye biliyorsunuz Montreux'un 19. maddesi gereği boğazları savaşan tarafların gemilerini kapattı. Şimdi bu Karadeniz'deki Rus askeri mülazasını etkilemez. Çünkü Ukrayna donanması zaten 2014'te çok kan kaybetmişti Kırım'la birlikte ve bir askeri kıymet Ruslar açısından ifade etmiyor. Neredeyse bir aydır Rusların Kırım-Tartus arasında Suriye Ekspresi olarak bilinen Suriye'deki ileri konuşlu unsurlarını destekleyen donanma lojistik hattı çalışmadı. Şimdi bizim Karadeniz donanmasında gördüğümüz o çıkarma gemileri yani Aligatör sınıfı, Ropuça sınıfı çıkarma gemileri esasen kendi işlevlerinden çok farklı bir rolde Suriye'de Tartus'u ikmal için kullanıldı. Yine Karadeniz'de gördüğümüz bizim işte gelişmiş kilo sınıfı dediğimiz denizaltılar ve birçok farklı donanma unsuru boğazlardan geçerek Suriye'de Doğu Akdeniz'de hem muharip görev icra ettiler hem de güç projeksiyonu yaptılar. Şimdi eğer savaş uzarsa, eğer bir ay daha bunun üstüne örneğin eklenirse Rusların Suriye'deki ikmal hatları ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacak. Çünkü bunu hava köprüsüyle sürdürmek, yürütmek çok pahalı. Dolayısıyla Ukrayna'nın direnmesi bunu da gündeme getirecektir. Bir üçüncüsü Türkiye için kritik bir eşik olacak. Türkiye tabii biz Ukrayna ile Rusya arasında tarafların ilan ettiği parlamentolarından henüz bir savaş durumu yokken Montreux'u işletti, bir yorumda bulundu. Dedi ki burada bir savaş durumu var. Ukrayna'da Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan şekilde meşru müdafaa hakkını kullanıyor. Dolayısıyla ben savaşan tarafların gemilerine kapatıyorum Karadeniz'i. Ancak Karadeniz donanmasına ait buradaki bağlama limanlarına ait gemilerse geri dönebilirler. Ve buradan bir kere daha çıktıktan sonra yeniden dönemezler dedi. Şimdi savaşın başladığına ilişkin bir hukuki yorum yapan Türkiye'nin Montreux'un 19. maddesini işletmeyi durdurmak için yine böyle bir yoruma ihtiyacı olacak. Dolayısıyla savaşın başladığına ilişkin yorum yapmak kolaydı çatışmaların boyutunu görüp ama savaşın ne zaman bittiğine ilişkin Türk dış politika yapıcılarının yine böyle bir yorum yapması gerekecek. Bence zorluklardan biri de bu olacak Türkiye'nin önünde. Şimdi hemen NATO'nun Haziran ayında belirlenecek yeni stratejik konseptine geçecek olursak, geçtiğimiz yıllarda belirlenen stratejilerde ne eksikti, neyin güncellenmesi gerekiyor? Komedi gibi bir unsur vardı. NATO'nun mevcut stratejik konsepti, 2010 yılı stratejik konsepti. Bu stratejik konseptte Rusya Federasyonu, İngilizce ifadesiyle böyle partnership kelimeleri, yani bir ortak ve ortaklık geliştirilmesi hedefi sürdürülen bir devlet olarak geçiyordu. Evet, bundan sonra tabii 2014 Galler Zirvesi, 2016 Varşova Zirvesi, zirve sonuç bildirgeleri, zirve sonuç bildirgelerinde Rusya'nın Kırım'ı, yasa dışı ilhakını ve işgalini eleştirmeleri, NATO'nun attığı birçok adım, işte ileri konuşlu unsurlar Baltık ülkelerinde falan gibi atıldı. Ama en nihayetinde ittifakın çok yüksek düzeyli bir siyasa çerçevesi olan stratejik konsept belgesinde Rusya'ya ilişkin kullanılan lafzın, retoriğin mevcut durumda uyuşmadığını görüyoruz. İkincisi, tabii yine 2010 stratejik konsept dokümanına baktığımızda Çin'in bugünkü Çin karşılığında hiç ele alınmadığını görüyoruz. Oysa 2022 yılına gelindiğinde özellikle Asya Pasifik'te Çin çok başka bir jeopolitik mülazayla ele alınması gereken bir aktör. Üçüncüsü de yeni trend diyebileceğimiz işte gelişen teknolojiler, NATO lafzında Emerging and Disruptive Technologies diye anılan oyun değiştirici olabilecek. İşte hipersonik sistemler, kuantum bilişim, yapay zeka gibi teknolojik savunma teknolojilerine de teşmil edilebilecek trendler,
iklim değişikliği gibi yeni güvenlik konularına değinilmiyor oluşu. Dolayısıyla NATO'nun gerçekten yeni bir stratejik konsepte ihtiyacı vardı. Özetle siz o dönemde gazetecilik yapıyordunuz, biz de mesleğin daha başındaydık. 2010'daki güvenlik ortamıyla 2022'deki güvenlik ortamının arasında çok büyük fark var. Dolayısıyla tabii ki bu güncelleme gerekiyordu. Ama Ukrayna'dan sonra özel bir güncelleme de evet gerekiyor. Niye özel bir güncelleme gerekiyor? Çünkü Ukrayna'ya kadar hem NATO stratejik konseptinin oluşturduğu genel ruha ama özellikle NATO üyesi ülkelerin yayınladıkları, Türkiye'de Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yayınlanmıyor, gizlilik derecesine sahip. Ama Amerika Birleşik Devletleri, işte Birleşik Krallık gibi ülkelerde Milli Güvenlik Strateji Belgesi adı altında bunlar yayınlanıyor. Çin dediniz burada, Çin ile NATO'nun işbirliği yapması yönelik mi stratejiler geliştirilebilir, yoksa Çin'e karşı alınacak tedbirlere yönelik stratejiler mi belirlenebilir? Bu çok güzel bir soru. Şimdi biz tabii bu bir kafa karışıklığı. Niye kafa karışıklığı? Çünkü NATO artık böyle 30 üyeli bir ittifak. Bu 30 üyeli ittifak içerisinde Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, işte Birleşik Krallık, Doğu Avrupa ülkeleri falan, bunların Almanya, bunların her birinin Çin ile ikili ilişkilerindeki stratejik dinamikler, jeopolitik okumaları, ekonomik ilişkileri geliştirdikleri, teknoloji işbirlikleri birbirinden çok farklı. Dolayısıyla ittifak içerisinde ikili olarak böyle bilateral düzeyde Çin'de olan çok farklı ilişki yelpazesi en nihayetinde Kuzey Atlantik Konseyi'ne de NATO içerisindeki tartışma zeminine de yansıyor. İkincisi, biz hani alabildiğimiz kadar intibaya baktığımızda NATO yetkilileri ve üye ülkelerin NATO portföyünü yürüten kapasitelere baktığımızda Çin'in doğrudan bir tehdit olarak tanımlanmasından kaçınıldığını görüyoruz. Dolayısıyla ben yeni gelecek, işte Madrid'de gelecek olan stratejik konsept belgesinde Rusya'ya ilişkin örneğin kullanılmasını beklediğim sert ve Rusya'yı bir işte tehdit olarak tanımlamasını beklediğim retoriğin Çin'le ilgili kullanılmayacağını düşünüyorum. Yani anladığım kadarıyla NATO Çin ile diplomatik iletişim kanalları kurmak, stratejik diyalog kanalları kurmak ve diplomatik kapasitesini de kullanarak bu meydan okumayı, henüz tehdit olarak tanımlamadığı bu meydan okumayı kontrol altına almaya ve bu meydan okumayı bir şekilde birlikte yaşanabilir düzeye getirmeye çalışacak gibi görünüyor. Peki, çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Rusya'nın Karadeniz'deki hedefleri dedik. Tabii bu durumda akla ilk gelen Rusya'nın 2014 yılında işgal ettiği Kırım. Kırım'ın ilhakının üzerinden tam 8 yıl geçti ve geçtiğimiz haftada Rus lider Vladimir Putin Kırım'ın işgalini, ilhakının 8. yılını büyük bir organizasyonla kutladı. Aslında Karadeniz'de, Kırım'da tarih tekerrür ediyor sevgili izleyenler. Sadece 2014 yılında değil, 1944 yılında, biraz daha geriye gittiğimizde Osmanlı döneminde de bölge ya Rusya'nın işgallerine ya da Rusya'ya karşı kaybedilen savaşlara gebe oldu. İşte bu durumda da Kırım nüfusunun %30'unu oluşturan Kırım Tatarlarının en çok etkilendiğini görüyoruz. Çünkü Kırım Tatarları hep Rusların hedefindeydi ve farklı farklı yerlere göç ettiler. Bizler de ajanda olarak Romanya'da Kırım Tatarlarıyla buluştuk. İşte şimdi Kırım Tatarları dosyası geliyor. Kırım. Jeopolitik konumu nedeniyle Karadeniz'in gözdesi olması Kırım'ı tarih boyunca el değiştirmek için sürekli bir rekabet malzemesi konumuna soktu. Ya Rusya'nın işgalleri ya da Rusya'ya karşı kaybedilen savaşlar sebebiyle. Kırım'daki Türk varlığıysa Kırım birbiri ardına gelen Türk kavimlerinin müzesi olarak tanımlanıyor.
Kırım'ın Sivastopol Limanı Rusya'nın en büyük donanmasına ev sahipliği yapıyor ve bu nedenle de Moskova için kritik bir önem taşıyordu. 1989 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Ukrayna bağımsızlığını ilan etti. Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte de Kırım Ukrayna'nın egemenliğinde kaldı. Yani böylelikle Karadeniz bölgesinde aslında Rusya'nın liderlik konumu elinden alınmış oldu. İşte Putin bu durumu, yani Rus donanmasının Ukrayna sınırlarında olmasını hiç hazmedemedi. Dolayısıyla ne Kırım ne de Ukrayna hayalinden hiç vazgeçmedi. Bizim Kırım'ı aşağılayıcı durumdan, aşağılayıcı konumdan çıkartmamız gerekiyordu. Rus dış politikası açısından büyük bir kriz olarak görülen Kırım konusu 1992-1997 yıllarında Ukrayna-Rusya arasında tansiyonu yüksek görüşmelerin bir numaralı maddesiydi. Rusya son çare olarak 1997 yılında Kırım'daki Sivastopol Karadeniz donanma üssünü 100 milyon dolar karşılığında 20 yıl süreyle Ukrayna'dan kiraladı. Bu sayede Rusların Karadeniz'deki askeri varlığı devam etse de bölgenin statüsüne dair tartışmalar bitmedi. Rusya'nın Karadeniz'deki en büyük korkusu NATO ile komşu olmakken, NATO'nun 1999 ve 2004 yılları arasında genişleme politikası, Romanya ve Bulgaristan'ın NATO ve Avrupa Birliği üyelikleri Karadeniz'de yeni komşuluklar getirdi. Moskova'nın da kırmızı çizgisi aşılmış oldu. Batı ve Rusya arasında sıkışan Ukrayna halkı yüzünü batıya dönmek istese de 2004 yılından itibaren Ukrayna siyasetinin tercihi Rusya'dan yana olunca Kasım 2013'te başkent Kiev'de Cumhurbaşkanı Yanukovic karşıtı düzenlenen protestolar Ukrayna ve ona bağlı olan Kırım açısından dönüm noktası oldu. Şubat 2014'te yaşanan gelişmelerle baş edemeyeceğini düşünen Ukrayna Cumhurbaşkanı Yanukovic Rusya'ya sığındı. Ukrayna'daki geçici hükümetin Batı destekli politikaları, Kırım ve Doğu Ukrayna gibi Rus etnik nüfusun çoğunluklu olduğu bölgelerde protestoları başlattı bu defa. Moskova'da ise Rus etnik nüfusunun güvenliği için bölgede askeri müdahale söylemi geliştirmeye başlandı. Yani Kırım, rekabetin düğüm noktası haline geldi. Şubat 2014'te hem Rusya vatandaşları hem de yerel işbirlikçilerden oluşan gayri nizami silahlı gruplarca desteklenen ve herhangi bir arması olmayan Rusya Federasyonu'nun askeri birlikleri karma, yani hibrit savaş olarak adlandırılan stratejiyi uygulayıp tüm Kırım'ı ele geçirdiler. Ukrayna bu savaş türüne yeterince hazır değildi. Kiev'deki iktidar kriziyle adeta felç olan Ukrayna hükümeti Kırım'da yaşananları şaşkınlıkla izledi. Rus birliklerinin zaten önceden Sivastopol'daki Rus Karadeniz donanması üstünde olması Kremlin'in işini kolaylaştırdı. Birkaç saat içinde Ukrayna askeri birlikleri ve gemileri bulundukları kışlalarda ve üslerde bloke edildi. Kırım Tatar halkı Rusya'nın 2014'te Kırım ilhakını kendileri için varoluşsal bir tehdit olarak gördü. Pek çoğu Rus karşıtı ve Ukrayna yanlısı bir duruş sergiledi. Rusların Kırım Tatarlarına karşı yeni bir etnik temizliğe gideceğine dair görüşler yoğunlaştı. Kırım Tatar Meclisi yeni işgalci hedeflerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz hafta Putin, Kırım'ın ilhakının 8. yılını kutladı. Konuşma yaptığı sahne Ukrayna'daki operasyonla özdeşleşen Z harfine vurgu yapıyor, sahnede faşizmsiz bir dünya için, Rusya için yazıyordu. Ukrayna'daki operasyonun Rusya'nın birlik olduğunu gösterdiğini söylüyordu Rus lider. Askeri kariyerinde hiçbir savaşta yenilmeyen Rus amirali Fyodor Ushakov'a atıfta bulunuyor, tüm bu fırtınalar Rusya'nın şanına şan katacak diyordu. Putin'in Ukrayna'da, Kırım'da iki ana hedefi var. Birincisi Karadeniz'deki askeri mevcudiyetini koruyup sınır boyunca bölgenin lideri olmak. İkincisi bölgede Rus kültürünü, tarihini, dilini yaşatmak. Rusya Kırım'ı işgal ederek, uluslararası topluma meydan okuyarak aslında kendisini uluslararası normların, kuralların, uluslararası hukukun üstünde tuttu. Ve bu durumda da yine en çok siviller etkilendi. O dönemde her ne kadar sayıları az olsa da
Kırım Tatarları ana hedeflerdendi. 2014 yılında Kırım'da tarih tekerrür etti ve hem Kırımlılar hem de o bölgede yaşayanlar aslında yaşadıkları coğrafyanın mağdurları oldular. Geçen hafta Eurovision Şarkı Yarışması 2016 birincisi Kırım Tatarı Jamala'nın babaannesine ve Kırım Tatarlarına yazdığı, Rusların baskısıyla Kırım'dan gerçekleşen göçleri anlatan 1944 isimli şarkının hikayesini getirmiştik ekranlarınıza. Taşlılığıma doyamadım. 1922'de kurulmasının ardından Kırım Tatarlarını özerk yerli nüfus olarak tanıdı. Kırım'da Tatarların nüfusu %30'du. Tatarlar o tarihlerde Kırım'daki kendi gazeteleriyle, kütüphaneleriyle, müzeleriyle ve tiyatrolarıyla kendi kültürlerini geliştirebiliyorlardı. Kırım Tatarcası da Rusça ile birlikte resmi dildi. 1930'lardan itibaren Sovyet rejimi Tatarlar ve diğer halklar üzerinde baskı kurmaya başladı. Önce Rusya'nın kuzeyindeki Tatarlar sürgün edildi. Kırım Tatarlarının Sovyet rejimine tepkisi onların vatan haini ilan edilmesine sebep oldu. Tıpkı bugün Ukrayna'da olduğu gibi Ruslar o dönemde Kırım Tatarlarını Nazilerle işbirliği yapmakla suçladılar ve bunu Sovyet halkını imha etme girişimi olarak gördüler. Tamamı Nazilerle işbirliği yapmakla suçlanan Kırım Tatarlarının evleri 18 Mayıs 1944'te sabaha karşı 3'te Sovyet İçişleri Halk Komiserliği'nin askerleri tarafından basıldı. 15 dakika içinde Kırım'ı terk etmeleri için zorlandılar. Apar topar vagonlara bindirildiler, bölgeden sürüldüler. Aralarında kadınların, çocukların, yaşlıların olduğu Kırım Tatarlarının bir bölümü yolda ya susuzluktan ya da tifodan hayatlarını kaybettiler. Hani en başta Kırım'da tarih tekerrür ediyor dedik ya. Kırım'da yaşayan Tatarların da tarih boyunca onları göçlere zorlayan bir kaderleri var. Ya Rusya'nın farklı dönemlerindeki işgallerinden ya da Rusya'ya karşı kaybedilen savaşlardan. Üstelik sadece 2014 yılında ya da 1944 yılında da değil. Kırım'ın 14. yüzyılda kendi isteğiyle Osmanlı topraklarına katılması ve Osmanlı'nın da Karadeniz'deki deniz ticaretine hakim olması nedeniyle gözler tabii tekrar bu bölgeye çevrildi ve Karadeniz bölgesi stratejik olarak önemini arttırdı. Kırım'ın Osmanlı topraklarında olması İstanbul'u da cazibe merkezi haline getirdi ve o dönemlerde İstanbul'un nüfusu 10 kat arttı. Rus çarlığının gözü de Osmanlı topraklarında dahil olan Kırım'daydı. 1475'ten 1774'e kadar Osmanlı Devleti'ne bağlı olan Kırım Hanlığı, 1774 yılında Osmanlı ve Rus Çarlığı arasında imzalanan Küçük Kaynarca Anlaşması'yla Osmanlı hakimiyetinden çıkmış oldu. Anlaşmanın 3. maddesi gereği Müslüman Kırım Türklerinin mezhep işleri nedeniyle Osmanlı'ya bağlı olmaları kararlaştırılmıştı. Rusya ve Osmanlı arasında bağımsız Kırım Hanlığı'nın iç işlerine karışılmaması noktasında anlaşılmış olsa da Hanlık'ta kısa sürede iç karışıklıklar çıktı. Çarlık Rusya bu karışıklıkları fırsat bilerek Kırım'ı o dönemde işgal etti. İşgal sonrası bölgenin esas unsuru olan Kırım Türkleri esaret altına girerken, Yarımada'da daha işgal öncesi başlayan Ruslaştırma faaliyetleri hız kazandı. Rus Çarlığı Kırım'ı Ruslaştırmak amacıyla çeşitli politikalar izledi. Önce demografiyi değiştirmek için bölgenin yerli halkı olan Kırım Türklerine karşı şiddetli baskı politikaları uyguladı. Bu süreçte de binlerce Kırım Tatar Türk'ü başta Osmanlı toprakları olmak üzere farklı bölgelere göç etmek zorunda bırakıldı. İşgalin hemen ardından binlerce Kırım Tatar Türk'ü Kırım'ı terk ederek Romanya'nın Dobruca kentine veya Anadolu'nun farklı bölgelerine yerleştiler. Rusların tüm bu politikaları bir asır geçmeden Kırım demografisini Rusya lehine oldukça hızlı bir şekilde değiştirdi. Kırım'ı Karadeniz'e açılan kapısı olarak gören Rusya, bölgedeki hakimiyetini kaybetmesi halinde güney sınırlarının da tehlikeye gireceğinin farkındaydı. Ve şu anda Ukrayna'nın güneyinde işgal ettiği yerlere baktığımız zaman tıpkı o dönemlerdeki gibi yarım hilal stratejisi ön plana çıkıyor.
Burası işgalden sonra Kırım Tatarlarının yoğun olarak yerleştiği Romanya'daki Dobruca bölgesi. Romanya'ya yerleşenlerin kaderleri Ukrayna'da kalanlardan nispeten daha farklı. Romanya'da Türk tarihine, Türk varlığına baktığımız zaman 3 dönem göze çarpıyor. Osmanlı öncesindeki Türk varlığı, Osmanlı dönemindeki Türk varlığı ve Romanya bağımsızlığını elde ettikten sonraki Türk varlığı. 1989'da komünist rejimin devrilmesiyle birlikte Türkler ilk başta Türk Demokrat Birliği'ni kuruyorlar. Daha sonrasında kendi aralarında ayrışıyorlar, ikiye bölünüyorlar. Bir grup Romanya Türk Müslüman Tatar Demokrat Birliği olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri de Romanya Türk Demokrat Birliği ve işte onların hemen hepsi bu bölgede, Dobruca'da yaşıyorlar. Günümüzde Romanya'da resmi nüfus sayımına, 2011'de yapılan resmi nüfus sayımına göre yaklaşık 20 bin civarında Tatar bulunmaktadır. Tabii bu resmi nüfus sayımına karşı çıkanlar var ve asıl sayı 30 bin diyenler var. Romanya'daki Tatarlar Kırım'dan göç edip bu topraklara yerleştiler. Göçler de 1783 Kırım Hanlığı'nın ilhakından sonra başladı. Fakat en büyük göç dalgası Kırım Savaşı'ndan sonra 1860'larda yaşandı. Şimdi Kırım'dan bu topraklara göç eden Kırım Tatarları aslında Romanya'ya değil Osmanlı'ya göç etmişlerdi. Çünkü 1878'e kadar Dobruca bölgesi, Tatarların yoğun yaşadıkları bölge Osmanlı'ya aitti. En büyük zorluklar arasında göç süreciyle ilgiliydi. Bu da tam olarak nasıl göç edileceğini, ne zaman göç edileceğini göçmenler bilmedikleri için günlerce, bazen haftalarca Köstence Limanı'na yakın bir yerde İstanbul'a giden vapurları beklemekte durumda kalıyorlardı. Yakın zamanda Köstence Müfettişliği ile bir protokol imzalandı. Tatarca'nın tekrar okullarda ana dil olarak verilmesi için. Ana dil eğitimi Romanya bağımsızlığını kazandıktan sonra tanınan bir haktır. Örneğin Türk azınlığı için 1878'den sonra kendi okullarını açma, kendi dillerini öğrenme hakkı hep tanınmıştır. Günümüzde Tatarca tehlikedeki bir dildir. Çok az konuşulan bir dildir. Daha çok ailelerde konuşuluyor. Bununla ilgili Romanya'daki Tatarları temsil eden Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği'nin bazı girişimleri var. Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği Başkanı Gelil Ezergep, bölgedeki Tatarların lideri. Rusya'nın Kırım'da Tatarlara uyguladığının tam tersi bir profil çiziyor Romanya hükümeti için. Bizim birliğimiz birinci günler bu revolüsyondan sonra yapıldı. 1990'da bütün azınlıklar için bir milletvekilimiz var. Aynı azınlıkta bir milletvekili. Bütçemiz hep hükümetten geliyor. Yine de kendi aralarında yönetimsel olarak ikiye ayrılıyor bölgedeki Tatarlar. 1990'da oldu. Bir gittiler birinciden. Bütün Müslümanlar için, Türk ve Tatar için bir birlik idi. Oradan sonra ben o zaman da üniversitedeydim. Aralarında tartışmak çıktı. Sonra ayrıldılar. Ayrıldılar ve onlar söylediler, ayrılarsak daha iyi olur çünkü iki milletvekili olacak, iki bütçe olacak. Böyle pragmatik baksak iyi. 1877'de burada %66 yakın Tatar vardı ve %25 yakın Türk vardı. Fakat yavaş yavaş bu nüfus indirdi.
biz burada biraz daha çok kalsaydık, daha iyi gösterecektik, gücümüzü, adetlerimizi daha iyi tutardık. Biz Müslüman mezhebimiz, bu gelen söyleri gençler bilsinler, Tatar ekenler, bilsinler Müslüman ekenler, bilsinler nereden geldiler bu dünyadan, bilsinler ki biz Tatarlar burada az olsak da biz büyük bir Türk dünyasından bir parçayız. Bizim çocuklarımız tamam Rumence biliyorlar çünkü Rumanya'dayız. Ama bu gençlerden neyse İngilizce daha iyi biliyorlar. Tatarça'dan da ya Türkçe'den. Bu iyi değil. Biz bu için çalışıyoruz. Buradaki azınlıklar, diğer etnik kimlikler bizim soydaşlarımıza dahil olmak üzere genel itibariyle haklarından çok da ödün vermemişler. Romanya Devleti de onlara bu haklarını kullanmaları için çeşitli olanaklar sağlamış. Örneğin buradaki Türk ve Tatar soydaş toplumumuzun kendini temsil eden birlikleri, dernekleri var. Sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyorlar. Parlamentoda temsil ediliyorlar. Romanya'nın kendilerine sağladığı destek doğrultusunda her türlü sosyal, kültürel etkinliklerini, faaliyetlerini düzenlemeye devam ediyorlar. Hangi adetler var mesela? Tatar adetleri. Ben bilen soyu Tatar adetlerden Kureş. Güreş. Da, Kureş diyoruz biz. Biz bütün şeyden Romanya hazırlıklarından sadece bizde bir spor var. Biliyorsunuz güreş söylüyorsunuz. Biz Kureş söylüyoruz. Güreş. Ve müzikimiz. Müzik de kaldı. Eski zamanlardan dürküler. Konuşuyorum böyle gençlerle. Tamam sen nesin? Tatar mı? Ya nesin? Türksin. Okey. Söyle birkaç laf Tatarça, Türkçe. Bilmiyorum. Bir Roman senden sorusa. Söyle birkaç laf Türkçe ya Tatarça. Bilmesen. O düşünür. Sen nesin? Ha? Eşek gibi bilmeyeceksin bir şey. Böyle şey senin cinsin, şeyin, kanın unutman sonra. İrkan'ın bilmesi nereden geldi? Cebadan cebaba oturasın bu dünyada. Yani Kırım Tatarlarının amaçları Ruslardan gördükleri kültürlerini yok etme politikalarına karşılık geleneklerinin, adetlerinin devamını sağlamak. Bir başka örnekte eski adıyla Karasu, Osmanlı döneminde Sultan Abdülmecit'ten sonraki adıyla Mecidiye'de karşımıza çıkıyor. Burası da minik Kırım Tatarlarına kültürlerini aşıladıkları merkezlerden biri. Kırım Tatarı çocuklar, Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği Halk Oyunu grubu olarak Ajanda ekibi için hummalı bir hazırlık yaptılar. Ve gösteri zamanı. Burası Tatar Türklerinin yoğunlukla yaşadığı Mecidiye ve Mecidiye'nin hemen göbeğinde de bir kültür merkezi var. Bu kültür merkezinde Tatar kültürünün devam edebilmesi için çeşitli eğitimler veriliyor. Ve bu eğitimlerde işte böyle sahneleniyor. Şu anda Kırım Tatarlarının folklor oynadığı yerdeyiz. Bu minikler. Sadece burada Mecidiye'de bu gösterileri sergilemiyorlar aynı zamanda. Farklı farklı dönemlerde dünyanın dört bir tarafında da yine Kırım Tatar Türklerinin kültürünü yaşatmak, göstermek, tanıtmak için dünyada bir turneye çıkıyorlar. Kuşlardan avaz geldi, azan orizm mübarek. Bizim Karasu folklor ekibimiz, Romanya Müslüman Tatar Türklerin Demokrat Birliği'nin Mecidiye Şubesi'ne aittir. 1990 senesinde kuruldu. Tatar halk oyunları öğretiyorum çocuklara. Hem Kırım Tatar halk oyunları Kırım'daki Tatarlarına ait hem Dobruca'daki Tatarlarına ait olan halk oyunları öğretiyorum onlara.
ben bir sürü, el işi galiba bunlar, bir sürü sergilenen şey görüyorum. Bize bir anlatır mısınız neler? Evet, ben bunları bizim anneler, büyük annelerimizin diyelim sandıklarından toplandığı bütün bu eşyaları. Bunlar 150 seneden fazla eşyalardır. Ya bunlar keseler, bunlar bizim adetlerimizde keseler para kesesi diye geçiyordu. Zengin Türkler olduğu için paralarını, altınlarını şey gibi topluyorlardı, tutuyorlardı saklı. Burada gördüğünüz gibi bu mendiller hep öyle lampalarda, işte gaz lampalarında yapılıyordu bunlar. Yani göz nuru bayağı dökülüyordu. Günümüzde kültürü yaşatma vurgusu ikinci planda görülüp öncelik askeri hedeflere verilse de Rusya'nın bugün Ukrayna'da, Kırım'da yaptığı işgallerin askeri hedeflerinin altında stratejik olduğu kadar kendi Rus kültürünü, dilini koruma çabası var. Putin de bunu her fırsatta dile getiriyor zaten. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории. Bir tarafta kültürü ve demografiyi korumak için verilen savaş, diğer tarafta o savaşa direnenler. Kırım Tatarları tarihte ve bugün Ruslara verilen kültür direnişinin en önemli simgesi olarak görülüyor. Unutmanız hiçbir sefer Dobruca'da da Türk ve Tatar var. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin katkılarıyla Haber Global ekranlarında hazırladığımız bir ajandanın daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftaya, pazara saat 20'ye ajandanıza bizi yazın. Şimdilik hoşça kalın.